Şimdi bu İbrahim İttifakı nedir? Orta Doğu'nun NATO'sudur. Bakın çok net. Bir ittifaktan bahsetti Netanyahu. Bakın bir ittifaktan. Ne ittifakı bu? İbrahim İttifakı. Orta Doğu'nun yeni NATO'su İbrahim İttifakı adı altında Netanyahu tarafından ABD Kongresi'nde net bir şekilde ilan edilmiştir, dile getirilmiştir. Eli kanlı katil, alçak, dünyanın başına Siyonist bir bela olan İsrail'in sözde başbakanı Netanyahu biliyorsunuz Amerika'ya gitti. Amerikan Kongresi'nde ilk defa yabancı bir devlet başkanı 2 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu utanç, bu 2 dakikalık utanç Amerika'nın tarihinde kara bir leke olarak kalacak ve Amerika, düşünebiliyor musunuz? Yani oradaki bütün herkes, bugüne kadar hani Amerika arada iyi polis kötü polisi de oynuyordu ya, işte yok biz İsrail'i uyarıyoruz, işte Refah'tan uzak durun, işte yok Refah operasyonu ertelenecek, yok şunu yapacak, yok barış konusunda Netanyahu ile görüyor. Hepsi hikaye. Sonuçta ölen taraf Müslüman olduktan sonra tıpkı Bosna'da olduğu gibi, tıpkı Kosova'da olduğu gibi, tıpkı Hocalı'da olduğu gibi, diğer birçok yerde olduğu gibi ölenler Müslümansa herhangi bir sıkıntı yok onlar için. Ve olmadığını da gördük. Bir kez daha teyit edildi. Amerika'nın tarihine o zaten karanlık, kan dolu bir tarihi var. Gerçekten de rezilliklerle dolu tarihine bir rezillik daha ekledi Amerika. Gerçekten hani hiçbir şekilde böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Dünyada da bu arada çok cılız sesler çıktı. Yani bu ikilinin birleşmesi, Amerika ile İsrail'in bu birleşmesine çok cılız sesler çıktı. Koskoca ABD senatosunda bile, o ABD kongresinde bile sadece bir bayan milletvekili, bir kadın milletvekili vardı. O demokrat milletvekili, Filistin asıllı, savaş suçlusu yazılı bir pankart vardı. Elinde tutuyor. Sadece o kişi vardı. Onun haricinde hepsi cumhuriyetçilerde, demokratlarda alayı ne olduğunu ortaya koydu. Gerçekten de biz de bir kez daha gerçekleri biz biliyorduk da bilmeyenler de görmüş oldu. Ana akım medyada Amerikan güzellemeleri yapan, Amerika'nın bu savaşı bitireceğine inanan, Amerika işte yok İsrail'e şu izni vermedi, bunu vermedi diyen aslında gizli Amerikancılar da şimdi hadi bakalım savunsun Amerika'yı nasıl savunacaklar. Biz buradan Amerika Birleşik Milletleri dediğimizde bize bile yani böyle burun kıvıran insanlar şimdi bakalım ne yapacaklar. Şimdi tabii Netanyahu bu söylemlerinde ABD Kongresi'ndeki söylemlerde çok çok önemli ifadelerde de bulundu. En önemlisi bir ittifaktan bahsetti Netanyahu. Bakın bir ittifaktan. Ne ittifakı bu? İbrahim İttifakı. Zaten Abraham Anlaşması adı altında Orta Doğu'da daha önce Vatikan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki El Eser Üniversitesi'nin baş imamı Şeyh bin Tayyip. Evet, Şeyh bin Tayyip'in beraber imza attığı, yanılmıyorsam 2019'da olması lazım. 2019'da imza attığı o anlaşmayı biz o zamanlardan beri karşı çıktık. Bu Vatikan'ın dinler arası diyalog projesinin ılımlı İslam çerçevesi adı altında İbrahim projesine geçiş halidir dedik. Ve İsrail'de bu İbrahim Anlaşması'na destek çıktı. Daha sonra normalleşme adı altında bu saldırılardan, bu olaylardan önce 2021 yılında önce Birleşik Arap Emirlikleri ile, sonra Fas'la, sonra Bahreyn'le, en sonunda Suudi Arabistan'la bu anlamda temaslarını sürdürdü. İbrahim anlaşmaları yapma gayretinde bulundu. Şimdi bu İbrahim İttifakı nedir? Orta Doğu'nun NATO'sudur. Bakın çok net. Orta Doğu'nun yeni NATO'su kurulmaya çalışılan Orta Doğu'daki yeni NATO, bu Netanyahu denen alçağın söylediği İbrahim İttifakı'dır. Büyük bir ihtimal biz bu sözleri söylüyoruz diye YouTube'dan yine bize efendim uyarılar, videoyu askıya almalar, topluma göstermemeler, engellemeler olacak. Bunu yaşadık daha önceki videolarda ama ne yapılsa, ne kadar olursa olsun bu videoyu ulaştırabildiğiniz kadar herkese ulaştırın. Çünkü burada çok büyük bir tehlike var. Orta Doğu'nun yeni NATO'su İbrahim İttifakı adı altında Netanyahu tarafından ABD Kongresi'nde net bir şekilde ilan edilmiştir, dile getirilmiştir. Zaten planlanıyordu, şimdi dile getirildi. Dile getirilerek devam ediyor. Şimdi ne dedi Netanyahu? Bakın çok önemli bir kısmı aldık burada. Orta Doğu'da, Netanyahu söylüyor ABD Kongresi'nde, Orta Doğu'da
İran'a karşı bunlar İran'la yatıp İran'la kalkıyor. İran'la İsrail'in hala danışıklı dövüş olduğunu düşünen varsa bence bir aynaya baksın. Şöyle bir görsün. Ha belli mollalar var İran'da. O mollaların özellikle İsfahan'dakiler. İsfahan'dakiler önemli. Orada Yahudi etkinliği var. Gizli bir Yahudi etkinliği. Onlar haricinde gerçekten de İsrail'in bu anlamda İran'ın birbiriyle karşıtlıkları çok önemli. Bak Netanyahu şimdi okuyacağım. Bu konuşmada, bu İran'la ilgili konuşmada biz diyor orada Hizbullah'la savaşıyoruz. İşte Husilerle savaşıyoruz. Yemen'deki Husilerle savaşıyoruz. Yani dolayısıyla diyor İran'la savaşıyoruz. Aslında İran Orta Doğu'da yani İsrail'i sıkıştı ki Hamas için de aynı şeyleri söylemişti El Kassam Tugayları. İran burada İsrail'in rahat hareket etmesini özellikle Büyük İsrail Projesi kapsamında Netanyahu'nun da itiraf niteliğinde olan Yaşayan'ın kehanetini gerçekleştireceğiz itiraflarına karşı aslında İran zaten sahada. İran net bir şekilde sahada. Hizbullah olarak sahada, Husiler olarak sahada, efendim diğer gruplar Fatih Mühim Tugayları olarak sahada, Hamas hatta El Kassam Tugayları olarak sahada ki bunu Hamas da söylüyor. Çünkü çok İran'dan bu konuda çok önemli destekler de vardı. Şimdi yani net bir şekilde İran sahada. Şimdi bunu Netanyahu söylüyor. Bu nasıl bir danışıklı dövüş olacak ki? Hani bu Trump'ın suikastine Trump'ın şey yaptığını söylüyorlardı ya efendim. Trump o suikasti bilerek yaptırdı. Kim kurşunun önüne bu kadar yakın mesafede bilerek girer ya? Yani işte bunu da öyle tartmak lazım. Orta Doğu'da İran'a karşı bir ittifak oluşturmalıyız dedi. İran bize saldırdığında füzeleri engelleyen ülkelerle hani diyorlardı ya yok işte bir az füze düştü, şu kadar füze düştü. Müsaade etseydi Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri daha fazla füze düşecekti. Ama müsaade etmediler. Her zamanki gibi saflarını belli ettiler. Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD. Bunlar çok önemli. O engelleyen, füzeleri engelleyen ülkeler. Bunlarla beraber diyor Netanyahu, bu ülkelerle beraber bunun kapsamı genişletilebilir. Buraya Fas falan da eklenecek, Bahreyn de eklenecek. Birkaç ülke daha eklenecek, takip ediyoruz zaten. İbrahim İttifakı adı altında hareket etmeliyiz dedi. İran medyası da şimdi bunları söyleyince tabii Netanyahu İran medyası da buna mukabil karşılık verdi. Bu arada biz bu videoyu çekerken bu video büyük ihtimal hani bir iki gün sonra falan yayınlanacak. Üç gün sonra. O yüzden demeyin ki hocam gündem geçecek. Biz aslında çekiyoruz ama videosu da olduğu için daha sonra yayınlanıyor. Montajı yapılmıyor. Sıraya giriyor. Daha sonra yayınlanıyor. İran medyası da bununla alakalı hemen akabinde bir açıklama yaptı. Bu Netanyahu'nun ABD kongresindeki açıklamalarına karşı müthiş bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan, bak İran çok çok önemli, İran medyasında çıkan haber. Suudi Arabistan, İsrail ile bize karşı bir ittifak kurarsa bayrağındaki kılıcın Zülfikar'a dönüşmesine engel olamaz dedi. İran'dan tokat gibi cevap geldi. Çok çok önemli bir cevap Suudi Arabistan'a. Şimdi Netanyahu sürekli bir de Biden'la görüştü. Biliyorsunuz Biden'la görüşmesinde de söyledi, kongrede de söyledi. Biden için sürekli Siyonist söyleminde bulundu. İyi bir Siyonist. İşte bize hep yardım eden bir Siyonist. Siyonist, Siyonist aşağı, Siyonist yukarı. Şimdi bu Siyonizmin ne kadar tehlikeli bir anlayış olduğu, ne kadar tehlikeli bir ideoloji olduğunu her fırsatta zaten söylüyoruz, dile getiriyoruz. Dolayısıyla Biden da biliyorsunuz gördüğünüz gibi işte zaten anlaşılıyor. Tehlikeli bir Siyonist. Bu arada Kamala Harris de İsrail'de daha genç yaştayken hukuk fakültesi öğrencisi olmadan önce dahi Kamala Harris genç yaştayken dahi sürekli İsrail'e yardım kampanyalarına Amerika'da katılan bir isim. İsrail'le özel ilişkisi olan bir isim. Bakmayın siz annesi Hintli babası Jamaikalı. Kamala Harris'teki plan daha büyük. Biz Kamala Harris planını arkadaşlar bulursanız lütfen verin onu montajda kapak. Belki merak eden arkadaşlar vardır. Kemik takipçilerin es geçtiği bir videodur. Yeni izlerler. Biz Kamala Harris'in ABD derin devletinin bu planını 2021 yılında çektiğimiz videoda Kamala Harris videosunda anlatmıştık. Nitekim Kamala Harris adım 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 takır 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 plan işliyor. Bu plan çok önemli. Şimdi Orta Doğu'daki yeni NATO yani İbrahim İttifakı bu anlamda çok önemli. Şimdi Ürdün Kralı Abdullah bizzat bu İbrahim Anlaşması'ndan dolayı ödül almış. Vatikan'ın elinden ödül almış bir isim. Fotoğrafları bulursanız verin arkadaşlar. İbrahim Anlaşması kapsamında, Abraham Anlaşması kapsamında karısıyla beraber, Ürdün Kraliçesi'yle beraber Kral Abdullah orada efendim ödül aldı. Çok çok önemli. Nerede? Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dhabi'de
bizzat Vatikan'ın en önemli kardinallerinin de katıldığı bir toplantıda ödül aldı. Zaten Ürdün buna baştan meyilli. Ürdün eşittir zaten İngiltere. Orta Doğu'daki İngiltere Ürdün. Net, onun sömürgeleri vesaire ayrı. Suudi Arabistan ısrarla böyle kafası karışık. Kral Selman bir Çin'e kayıyor, Doğu'ya kayıyor. İşte Amerika'ya karşı hareketler ediyor. BRICS'e katılmak istiyor. BRICS'e katıldı. Diğer taraftan bakıyoruz. BRICS'le alakalı görüşlerinden sonra Şangay'daki diyalog ülkelerinden biri. Suudi Arabistan'ın da kafası karışık. Anlayamıyorum. Diğer taraftan bakıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri en tehlikelilerinden biri. Birleşik Arap Emirlikleri de onların o zaman veliaht kraldı. Veliaht kral olmadan önce bu anlaşma, veliaht kral olduğunda bu anlaşmayı imzalamıştı. Abraham Anlaşması. Sonra geldi Muhammed bin Zayed. Ondan sonra efendim direkt kral oldu. O anlaşmayı daha da ileri seviyelere taşıdı. Zaten bu Muhammed Dahlan, Orta Doğu'nun baronu falan hep orada. Abu Dhabi'de. Bu anlamda önemli Birleşik Arap Emirlikleri. Fas dünden razı gönüllü. İsrail'le çok yakın ilişkileri olan bir devlet Fas. Kuzey Afrika'daki bana da göre, bana da benim gibi düşünenlere de göre en güvenilmez ülkelerin başında geliyor. Ona da bir ayrı parantez açmak lazım. Diğer ülkelerde bu anlamda katılacak ülkeler işte Fas, Bahreyn, bu İbrahim İttifakı'nı bunlar genişletmeye çalışacak. Diğer çevreden bölge ülkeleri de buna dahil etmeye çalışacak. Çevreden bölge ülkelerinden buna dahil olmak isteyen ülkeler de var. Afrika kıtasından var, Orta Doğu'daki bazı ülkeler var. Var yani var, bunu görüyoruz. Orta Doğu dışından da buna katılmak isteyenler olacak. Orta Doğu dışından da katılmak isteyenler olacak. Onları da yeri geldiğinde konuşacağız. Evet, dolayısıyla bu plana çok dikkat etmek lazım. Netanyahu'nun bu eli kanlı katilin ABD meclisinde, ABD kongresinde yaptığı konuşmanın en önemli detayı buydu. Orta Doğu'nun yeni NATO'sunu kurmaya çalışıyorlar. İbrahim İttifakı adı altında. Bunu da ilan ettiler. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Ağustos ayında sözde PYD, YPG Suriye'nin kuzeyindeki kongresini yapacak, ertelemişlerdi. Bu aralarda dikkatli olursanız hep böyle halaylar adı altında sürekli terörist elebaşısına, İmralı canisine ve PKK'ya böyle sempatizanlık yapan gruplar oluşmaya başladı. Aslında bunları yönlendirenler var. Düğünlerde, orada burada bir bakıyorsun masumane gibi gözüküyor ama arttı. Daha da artacak bunlar. Ağustos ayına bir hazırlık da var. Onu da içerideki plan dahilinde görüyoruz. Türk devleti de görüyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı lütfen belirtin. Allah'a emanet olun.